Vahe Kılıç Arslan 1 Ekim 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Erzincanlıdır, 1.80 boyundadır, 75 kilodur ve terazi burcudur. Ermeni asıllı ve gerçek soyadı Papazo olan Vahe Kılıç Arslan'ın adının anlamı kurtarıcı manasına geliyor. Oldukça renkli bir kişiliğe ve neşeli bir yapıya sahiptir. Pozitif tavırları nedeniyle çevresinde sevilen birisidir. İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul'da yapan isim Marmara Üniversitesi'nde spor akademisine girdi fakat sonrasında okulu bıraktı. 1986 yılında askere gitti. Askerliğini Ağrı Patnos'ta piyade komando olarak yaptı. 1989 yılında tanıştığı Manik Kılıç Arslan ile 1991 yılında evlendi. Melisa, Talya ve Ceren isminde 3 kızları vardır. Farklı meslekler ile uğraşan ünlü ismin ilk büyük girişimi askerlik arkadaşı ile birlikte İstanbul'un Aksaray ve Çağlayan ilçelerinde tavuk toptancılığı yapmak oldu. Daha sonraları Feriköy ve Kasımpaşa halk pazarlarında parakende olarak tavuk satış yapan Vahe Kılıç Arslan 1994 yılından sonra ortaklığı bırakarak yalnız başına bu işi yapmaya devam etti. Ticaret hayatını devam ettirmek istiyordu ancak 1989 yılında annesinin yoğun ısrarı ile mankenliğe girerek LCC'den profesyonel mankenlik diploması aldı. Diplomanın ardından 1995'te ATV'de Suna Yıldızoğlu ve Burçin Orhon ile birlikte 4x4 Sabah Şansı adlı bir program yaptı. Bir yıla yakın devam eden program esnasında Neşe Erberg Ajans ile anlaşan Kılıç Arslan 1995 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ve 2000 yılında Magazin Gazetecileri Derneği tarafından en iyi manken unvanına layık görüldü. 1997 yılında Rusya'da Turkcell fuarında bir defilede gösteri yapan Vahe Kılıç Arslan 1 saate aşkın süre hareketsiz kalınca ünlü mankenin adı Cansız Manken'e çıktı. Bu yeteneği ile ön plana çıkan isim 5 saat 26 dakika boyunca hiç hareket etmeden durarak dünya rekorunu kırdı. Cansız Manken olarak adı magazin basınında sıklıkla yer almaya başlayan isim bu dönemde farklı film projelerinde de boy gösterdi. 2000 yılında Hülya Avşar ile birlikte Bugün Benim Doğum Günüm adlı oyunda yer aldı. Aynı dönemlerde kendi hayatını anlattığı Gözlük ve Canlandım isimli şiir kitapları da yazdı. Daha sonra Vahe ile Deko Design adlı televizyon programını sunarak adından sıklıkla bahsettirdi ve izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı. 13 yıl boyunca sunduğu programda 81 ilde 750 dar gelirli ailenin evinin ücretsiz yenilenmesini sağladı. Bu iyiliklere vesile olmasından dolayı Adıyaman'da bir caddeye Vahe Kılıç Arslan Caddesi ismi verildi. 2014 yılında CNN Türk'te aynı konsepte sahip Ye İç Mutlu Et programını sundu. Günümüzde Sözcü gazetesinde yazılar yazıyor ve Star TV ekranlarında yayınlanan Vahe ile Evdeki Mutluluk programının yapımını ve sunuculuğunu üstleniyor. Vahe Kılıç Arslan'ın hazırladığı programlar bugüne kadar farklı kanallarda ve isimlerde yayınlanmış olsa da toplamda 22 yıl boyunca televizyon ekranlarında kendisine yer buldu. Bu da rekor denilebilecek kadar yüksek bir zaman ve bu zaman içerisinde tüm programlarda yenilenen evleri hesapladığımızda 5000'e yakın evin yenilenmesinde Vahe Kılıç Arslan'ın büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Vahe Kılıç Arslan'ın sunumuyla devam etmekte olan program ülkemizin her yerine giderek şehirlerimizin meşhur olan yöresel lezzetlerini izleyenlere en güzel şekilde gösterip paylaşıyor. Aynı zamanda gitmiş olduğu şehirdeki bir izleyicinin kapısını çalarak haftanın talihlisi olarak evini baştan aşağı yenileyip ihtiyaçlarını gideriyor. Gerçekten de ev yepyeni bir görünüm kazanırken Vahe Kılıç Arslan'ın dokunuşu ile ev baştan aşağı yenileniyor ve dekore ediliyor. Programa başvuran kişilerin ihtiyaçları ve evinde gerçekleştirmek istediği tadilat dikkate alınarak evlerin kapısı çalınıyor. Evinizin iç yapısı hoşunuza gitmiyorsa ancak manevi yönden evinize bağlılığınız devam ediyorsa Vahe Kılıç Arslan'ın bu maharetli programı tam size göre. Binlerce aileye umut ışığı olan ve dekorasyonunu tamamladığı evlerde gerçekten de mutlu aileler bırakan Vahe Kılıç Arslan'a bu sosyal sorumluluk projesi sebebiyle teşekkür ederiz. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımıza da bekleriz.